sizi selamlamak üzere Güler Ana ve Havva Ana buradalarsa sahneye davet edelim. Dayık Nuhazi'ye de bakıyorum. Daha iki bir vakti dayık hava radyo mikrofonu gibi Osman Baydemir Bernadi. Bu kış derseri uçabı merhatını. Az ben kodan havayı iyi şartına aldıkım. Hazar sınav le mimari aşık yeri. Gel ekspres. Seni de dahi bu aşık yok. Ya bu Nuri'ne dahi affedin. Türkçe yazılmış. Onun için anne Kürtçe konuştu. Belki anlamayan var. Acaba Türkçeyi ne kadar kendimi dile getiriyorum. Çok çok affedersiniz. Şeyi böldüm. Başta tüm mücadele veren, başta Barış anaları, bütün anaları acılarını paylaşarak mücadele veren ve barışa gönül veren, barışa inanan, bu barış için mücadele veren hepsinin acısını paylaşıyorum. O bütün burada gelen arkadaşların, bizim dostumuz, bizim işte diğer şeyler, diğer halklardan, yani Kürt'ün dışında Türk'üne, Laz'ına, Çerkez'ine binlerce selam ediyoruz ve onları kucaklıyoruz, öpüyoruz. Bedeli, hani çözüm süreçlerinde arada tek taraflı ateşkes, iki taraflı ateşkes, bunun çok büyük bedeli verdik. Biz buna inanmışız. Bütün başta analar, Kürt halk değil, bu kendine işte şeydir, yani Kürt dostu, bunlara hepsine inanmışız. Biz savaş için, biz savaş için değil, birlikte yaşamak için, biz barış için, biz bütün halklar için, çocuklarımız işte şeydir, son nefesinde can verirken yaşasın halkların kardeşliği diyoruz. Biz bunu binlerce çocuklarımızdan bunu biliyoruz. Biz bu felsefeyi benimseyerek hiçbir zaman intikam demedik. Barış dedik, büyük bedeller verdik. Bunu bir kez daha ileriyorum. Gerçekten de şeydir. Anne çok şey dile getirdi. Ben çok fazla uzatmayayım. Bugün barış için, barışa olan inançları tüm halklarda burada bulunan herkese ben onları baştan yine selamlıyorum. Diyorum ki barış mutlaka olacak, olacak, olacak. Yani barıştan başka bir çaremiz yok. Barış Anneleri 20 yıldır bu ülkede eşi benzeri görülmemiş bir örgütlülük, bir direniş, bir mücadele geleneğinin parçası oldular. Bizler hem birlikte öğrendik, hem birlikte ürettik, hem de birlikte sahip çıktık değerlere. Böyle bir süreç yaşadık.
Barış anneleri hepimizin bir parçası. Bize öğreten de oldular, birlikte öğrendiğimiz de oldular, birlikte ürettiğimiz de oldular. Ve bugün 20 yıl bir ömür olarak ifade edebileceğimiz 20 yılı geride bırakıyorlar. Ama 1999'da kuruldukları günden bugüne dönüp baktığımızda işte ülkenin gündemi İdlib, yine ülkenin birçok şehrine cenazelerin gittiği bir süreci yaşıyoruz. Savaş, çatışma, ülke içinde, ülke dışında, gerekçesi ne olursa olsun ölüm getiriyor. Bu bir gerçek. O yüzden barış annelerinin sesini duyurmak istediği yerden ve noktadan ele almak lazım. Tabii ki barış istemek savaştan çok çok daha zor bir şey. Savaşı açığa çıkaran nedenler çok basit olabilir ama barış isteyebilecek cesareti ortaya koymak, onun için bedel ödemeye hazır olmak en zor olan. O nedenle barış annelerinin bu bırakmış, bize bıraktığı, bizimle birlikte ürettiği, bizimle birlikte emek harcadığı bu sürecin bugün ne kadar anlamlı bir süreç olduğunu tekrar gözler önünde. Bu ülkede analar adına herkes konuştu. Analar bir örgütlülük ortaya koydular ama sonra bir baktık herkes analar adına konuşuyor. Hatta ülkenin cumhurbaşkanı bile, o dönem başbakanı bile analar ağlamasın diye bir yola çıktı bir süreçte. Ama bugün bakıyoruz ülkenin her tarafından ağlayan anneler, gözyaşı döken anneler var. Eğer bu mücadele bugünü gördüyse ben inanıyorum ki bir gün demokratik çözümü ve nihayetinde barışı da görecek. Ama demokratik çözüm ve barış için herkesin üzerine alması gereken rol ve sorumluluk var. O sorumlulukların farkında olanlarla, o sorumlulukların gereğini yapabilecek cesareti göstereceklerle anneler yürümeye hazır. Hangi sıfatta olursa olsun, hangi kariyeri olursa olsun, hangi statüsü olursa olsun anneler birlikte yürümeye hazır. Bunun çağrısını 20 yıl içerisinde defalarca kez ülkenin değişik şehirlerinde, Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da, her şehrinde dile getirdiler. Bu çağrıyı yaptılar. Bu çağrının karşılık bulması gereken günlerden geçiyoruz. Annelerin, eğer birinin sözüne kulak verilecekse o söz annelerin sözü. Birinin sözü dinlenecekse o söz annelerin sözü. Birinin yazık ki bu ses kısılmaya çalışıldı ama kimsenin birey üzerine, bir toplumun geneli değil birey üzerine, toplumun genelin çıkarına değil bireyin çıkarı üzerine kurulan hesapların bir parçası olmadı anneler. Onlar toplumun çıkarına olan, toplumun geleceğiyle ilgili olan ve barışı örgütleyen bir mücadelenin parçasıydılar. Biz de bu mücadelede yanlarında olduk bugüne kadar. Hep beraber bundan sonra da demokratik çözüm ve barış diyeceğiz. Bunun için bugüne kadar ortaya konmuş mücadele ve ödenen bedelleri asla unutmadan ama yarın içinde daha kararlı adımlarla yürümek gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani hatta biz ki azizatı tebliğe ben fikre kalıyor benim her zaman. İro dahi ki açtı. Pişti 20 sala. Bir jardın den cemevdi. Jardın kala açtı itkin. Jardın kazın bıra açtı var servi ahi. Yani teşer da her zidetir dahi tipel çıkın. Dahi kezeb ahi. Kezeb çiye gel uçtı mruvi her kıymete. Wan tvi şeri da ben takırne. Evti bine kezeb ama şevti bile ya kesidin ne şevti. Jiboy ver berhatetin. İroji ev hastkin hatın cemevdi bejin ki bir sal derbas bun gelome çekir kıymet kudak yemayikir çıma yin açtın hatı servi ahi jboy ve iro hatın cemevdi emji ve kandın em nahatın tevle wan bebin em cem wan besekinin em teyame dayka kudari bikin em lomal verin em hevitikin ki inşallah bevi dahaziji açtı kımayın de bey servi ahi piros spas haş na khwazin xo am heru daim da ke barish ene barish et khwazin am shar na khwazin am na khwazin chi isan ji be kushtini ani ne neynuka kesi ji ogbe jahar du ji ji ne una kushtini am barish et khwazin am khwazin ku shar chene be gen ji ne una kushtini isan ne una kushtini askar ji ne una kushtini avi di ji ne una kushtini garak har du garak vi sharib sakni am khwazin ku vi sharib sakni ani bas hatta kan ge afshar dawam ke garak bas ha. Evet, Barış Anaları'nın 20. kuruluş yıl dönümü bugün. Aslında bu bir kutlama değil. Çünkü Barış Anaları savaşlara karşı çıkan, çocukların ölmesini istemeyen, barış isteyen adı üzerinde ve çatışmaların son bulmasını isteyen ve bunun içine bedeller ödemiş analarımız. Bugün tesadüf 28 Şubat, 28 Şubat'ın Türkiye tarihi açısından
önemi büyük. Ayrıca gene dün gece 33 tane asker yaşamını kaybetti. Peki söylenen sayı bu. Belki daha fazla olabilir. Siviller de olabilir. Sonuçta aslında böyle bir günde ölümlerin olması çok iç burkan bir şey. Hani çocuğunu kaybeden bir annenin sözü var. Hangi ne olursa olsun eğer diyor şehit helvası sizin evinizde pişmiyorsa size çok tatlı gelir gibi bir şey. Bu aslında anaların talebini çok açık bir şekilde dile getiren, bir cümleyle özetlenen, acıları özetleyen bir ifade. Ben bu vesileyle de yani insanların ölmemesini, masum insanların ölmemesini ve sivillerin ölmemesini ve savaşlarda gencecik insanların yaşamlarına son verilmemesini artık umut ediyorum ve çağrıda bulunuyorum diyeyim. Sadece umut etmek yetmiyor. Yani bugünle ilgili, bugünün önemiyle ilgili kısaca bunları söyleyeyim. Aslında çok uzun şeyler anlatılabilir. Fakat gündemde çok sıcak. Ben Türkçe konuşmak istiyorum. Yani özellikle her yerde Kürtçe konuşuyorum. Türk anneleri çağırıyorum. Onlar barış istesinler ki biz hep Kürt kadını kalkıyoruz. Bizim evimizde 3 tane şehit oluyor, 3 tane ölü oluyor. Biz gene barış istiyoruz. Benim çağrım Türk kadınlarıdır. Türk kadınları, dünya kadınları kalksın barış istesin. Çünkü o çocuğu emziren annedir. İlk önce anne ciğeri yanıyor, anne istesin. Bütün Türk kadınları kalksın ki bunu istesin. Savaş yapmak kolaydır, barış yapmak zordur. Ben bunu Türk kadınından istiyorum. Özellikle Türk kadını kalksın, barış istesin. Çok sağ olun. Burada gördüğünüz gibi barış annelerinin 20. kuruluş, varoluş yıl dönümü. Sebebiyle bir araya geliyoruz. Henüz daha toplanma aşamasındayız. Beyaz tülbentleriyle kadınlarımızı görüyorsunuz, erkekleri görüyorsunuz. Bu neye sahiplenmektir? Tam da böyle bir günde barış annelerinin bu gecesinin manası, önemi, varlığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz dün İdlib'de yaşanan korkunç bir katliam denilebilecek şekilde toplumumuz büyük bir acı yaşadı. Halkımızın başı sağ olsun ama gerçekten insanın içini yakan, olması asla arzulanmayan bir sürecin içine girdi maalesef Türkiye. Bu iktidar ve bu zihniyet kendisini hala kandan, savaştan, nefretten var etmeye çalışan, bu politikalarla kendi egemenliğini pekiştirmeye çalışan bir zihniyet. Bunu her adımında, her politikasında görüyoruz. İşte bugün barış annelerinin buradaki varlığı, gücü ve barış anneliğinin bilinci, toplumsal bir barış bilincinin gerçekleşmesi, kolektif bir dayanışmaya dönüşmesinin böylesine bir savaşçı ve kandan beslenen zihniyete karşı bu anlayışın, barış bilincinin gerçekleşip toplumsal bir güce dönüşmesi her anlamda toplumsal, ahlaki, vicdani, tarihsel her anlamda son derece önemli. Bunu bir kez daha anlıyoruz ve bu gece, bugün toplumumuzun yaşadığı bu acıyla ve bu bilinçle bir kez daha burada barışa sahiplenmenin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anlıyoruz ve anlatmaya çalışacağız. Teşekkür. Mafe İhsaniye, Mafe Mervaiye, Aşiti, Kenne, Keyf, Hoşiye, Şahiye. Hem aşar, tüm kharakirine, o tüm girtine, o tüm kuştine, o dileş kestiye, o giriye. Em dixwazin, jivi vakti şunde, aşiti ki mayinde be velate me, o em tevde jiyani hoş behevre derbasken, ev seri sed sali ge ev devleta Türkiye hati ava kirin, be mafe kurmanca, be Türka, be Araba, be Çerkeza. Em dixwazin, ev istan, herkes, Naslama wi, zimani wi, eytima wi, zimani wi be gotin, o be xwendin, o be jiyan kirin, o em heya dawi aşitiye dixwazin.
O em dixwazin ev hepsiye mekseri 20 sali, 30 sali hepsa dene deriye hepsa ve be o aşitiyek mayinde çebi be o em jivek wan be ev çawa dixwazin bixwinin o binivisin o jiyan bikin em jivi mafi dixwazin.